Şahısla zaten mahalleden arkadaştık. Lise 1'de başladık sevgili olmaya. Ama daha sonra işte lise 2'de ilişkimiz ilerleyince buluştuğumuz bir yerde bana bıçak zoruyla tecavüz etti. Daha sonra işte karısı olduğumu ve artık hani namusunun onun üstünde olduğumu ve benden ondan ayrılamayacağımı söyledi. Eğer ayrılırsam işte ilişkide yaşadıklarını babana anlatırım bu tarz tehditlerde bulundu. E, 11 yıl boyunca, 11 yıl sürdü bu ilişkimiz ama 11 yıl boyunca zaten e, tehdit, hakaret, işte darp, e, dayak da yedim, bıçak da En son bıçak çekildi. E, 11 yılın sonunda bıçak çekildi ve burnum, e, kırık olan burnum yerinden oynadı. Tekme tokat dayak yedikten sonra dedim ki artık olmayacak. Hani ayrılalım dedim. E, bunu kendisine belirttim. Belirttikten sonra e, kesinlikle ayrılamazsın. İşte öyle bir hayatı unut. Ee, sen ay işte ayrılırsan ne olacak? Ee, i̇şte suç duyurusunda bulunsam ne olacak? Bu ülkede adalet mi var, hukuk mu var? Ne olacak? Ben sıyrılır kurtulurum. Sen kendini ifşa ettiğinle kalırsın falan dedi. Anneme işte kızım benden ayrılamaz. Kezzap döker yakarım. İşte hiç eski sevgili cinayetlerini görmüyorsunuz mu televizyonda? Hani bu çok zor durumda kaldım. Annem aileme bunu anlatması çok zor oldu. Seviyordum. Bize öğretilen e, kültürle de işte böyle şeyler bize çok ters geliyordu. O yüzden dedim ki madem böyle e, hani evlenelim, mutlu olalım. Ha düzelir, de düzelir. Şöyle olur, böyle olur işte ayrılamazsın seni herkese rezil ederim gibi şeyler söylüyordu. O zaman da yaşım küçüktü ve hani idrak edemiyordum. Bir de işte babam okuldan alır, evlendirir gibi şeyler düşünüyordum. Ve ben de hani devam ettim. Yani bana bıçak dahi çekti. Bıçak çekmek yani çok kolay olmamalı. En son işte anneme söyledi kezzap döker yakarım. Ondan sonra bana işte sana dünyayı dar ederim. Bunu i̇şte da ev ya, evlenirsen e, öyle evlenmek evlenemezsin işte evlensen bile e, çoluğunu çocuğunu eşini öldürürüm kalırsın ortada dul gibi e, e, telefonda mesela e, cinsel organına dinamit koyar patlatırım Ondan sonra benzin döker yakarım. Bu tarz söylemlerde bulundu. Şey, Eylül ayında Antalya Adliyesi'ne Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, başvuruda bulundum. Tehdit, hakaret, özel hayatı, işya, tecavüz davaları açtım. Ama dosya sadece hakaretten ilerledi. Tehdit işte ve diğer suç duyurusunda bulunduğum olaylar düşürüldü. Sonra tekrar bunlara itiraz ettim tek başıma. i̇tiraz davaları sürerken işte yeni onların da düştüğünü öğrendim. Ağustos'tan beri ve Eylül'de de resmi olarak adliyeye başvurmamdan beri bütün girişimlerim şu anda sonuçsuz kaldı. Ee, bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor ve özellikle hiçbir şey suçu yokmuş gibi ortalıkta beni suçluyor. Ondan sonra yani ben dışarıya çıkarken bile şimdi mi öleceğim? Ne zaman öleceğim? Şimdi mi öldürecekler? Yüzüme şimdi mi kezzap atılacak? Anneme babama şimdi mi zarar gelecek? Ya sürekli arkamı kolluyorum. Yani hep biz uğraşıyoruz. Yani suçsuz insanlar uğraşıyor. Yani bu yargı, bu adalet, bu e, ülkenin hukuku ne zaman mazlumun yanında olacak? Ne zaman bizlere yardım etmeyecekler? Bu zaman etmeyecekler de ne zaman edecekler? Yani insanın hiç mi kıymeti yok? Öldükten sonra mı bizimle uğraşacaklar? Evet yüzüme kezap atıldıktan sonra ben artık hayatımı idam edemedikten sonra mı yargı evet bu suç diyecek? Ya da bana bıçak sokulduktan sonra kolum kesildikten sonra mı yargı diyecek. Diyecek ki evet bu insan suç işlemiş diyecek. Yani bir insanın hayatının hiç mi değeri yok? Yani fazla hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece hakkım olanı istiyorum. Bu insanın tehditleri var. Bu insanın yapmış olduğu ağır hakaretler. Tabii ki de hayatım tehlikede. Ben burada yani Aile Sosyal Politikalar Bakanı olur, Cumhurbaşkanımız olur, Başbakanımız olur. Yani bana bu konuda kim yardımcı olursa çok sevinirim çünkü gerçekten mağdurum ve artık hiçbir hayatım kalmadı. Evden dışarıya çıkamıyorum. Yani ne işe gidebiliyorum ne okula gidebiliyorum. Hiçbir şey evde bekliyorum. Lütfen bana yardımcı olsun yetkililer. Ben buradan yetkililere yardım etmelerini istiyorum. Annemi şey dedi. Ben de duydum hatta. Sen e, o kızında akıl yok. Sende de mi hiç akıl yok? O kızını uyar. Şu kadın cinayetlerini hiç görmüyor musunuz? İşte bu ülkede hukuk adalet mi var? Kızının yüzüne kezaf döker, yakar, onu kimseye yar etmem gibi şeyler söyle. <laughs>